Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kayseri'de partisinin ilk kongresine katıldı. Dövizdeki yükselişe değinen Baş şu ifadelere yer verdi. Dolar olmuş 10 lira. Şu ülkeyi ben yöneteyim, doları 1 liradan alayım hükmetmeye başladığım günden. 2002'de kaç para bu dolar? 1,5 lira var mı? Yok. Kaç? 1 lira 20 kuruş. 1 lira 20 kuruş. Buradan alayım 10 lira yapayım. Bakın mübalağa etmiyorum. İnsan içine çıkamam. İnsan içine çıkamam ben. Bu siz deyin ki bu senin zayıflığındandır. Bu senin iş bilmezliğindendir ama ben insan içine çıkamam. Sizi %100, %1000 fakirleştireyim. Sizin yüzünüze bakamam. Utanırım. Kaçar giderim. Dolar olmuş 10 lira. Rezalete bakar mısınız ya? Ama bizim çocuklar video yapmış, ben de orada gördüm. Aylar önce diyorum ki Türkiye'de dolar 10 lira olsa kim şaşırır? Kimse şaşırmaz diyorum. Dolar olmuş 10 lira, bir baktım kimse şaşırmamış. Herkes memnun. İşe bak. Bugün seçim olsa, bakın bugün ülkede tartışılacak şey hükümetin önümüzdeki seçimde %50'yi toparlayıp toparlayamayacağı olmamalı. Eğer biz vatandaş isek, biz kendi kararlarımızı kendimiz verebiliyorsak konuşacağımız şey şu olmalı. Hükümet bir dahaki seçim barajı aşabilir mi acaba? Demokrasi ülkelerinde bu konuşulur. Bu konuşulur. Başka hiçbir şey konuşulmaz. Ben bugün hükümeti destekleyen kardeşlerimize de söylüyorum. Ya tamam, sizin durumunuz iyi. Siz kazanıyorsunuz. Siz mutlusunuz. Siz ekonomiyi iyi görüyorsunuz. Ya biz açız kardeşim. Bizim durumumuz vahim. Biz kiramızı ödeyemiyoruz. Biz faturamızı ödeyemiyoruz. Biz tekstil alışverişimizi yapamıyoruz. Biz mutfak alışverişimizi yapamıyoruz. Yanlış mı söylüyorum? Bunların hangisine içinizden biri der ki yo ben gayet bunları rahatlıkla yapabiliyorum diyen var mı? Hayır. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Dolar almış başını gitmiş ve hala bir umudunuz var. Bakın ben size müjdeyi vereyim. Bu gördüğünüz zamlar hiçbir şey. Daha zamlar yolda geliyor. Hala doların 6 lira, 6,5 lira olduğunda piyasada fiyatlanan ürünleri tüketiyoruz. Doların 10 liradan fiyatlandığı tüketime biz daha başlayacağız. Ama ne yaptılar ülkeye? Bugün sosyal medyada yine karşılaştım. Marketlerde şeker krizi başlamış. Markette şeker bulunmuyor. Çok pahalı. Hemen hemen bir ay önce Çorum'dayız. Çorum'un girişinde kocaman bir şeker fabrikası var. Çorumlularla aynen böyle sohbet ederken dedim ki bu fabrika kimin? Özelleştirildi. Ne zaman? 2018'de. Peki daha önce kimindi? Devletin. Devlet kimin? Bizim. Ya dedim sen kimin malını kimseye sormadan özelleştiriyorsun? Bugün şeker krizi yaşıyoruz. Şeker, şeker. Fazla bir şey değil. Yakında duymaya başlarsınız. Zaten şekersiz çay daha sağlıklıdır diye. Biz neredeyiz? Kayseri'de. Kayseri'de Himmet Dede'de. Bir de nerede başkan, nerede? Develi'de. Develi'de. İki tane altın madeni işletiliyor şu anda. Peki bu altın kimin? Devletin. Devlet de bizim olduğuna göre buradan her yıl milyarlarca dolar altın madeninin getirisi neden Kanadalı firmalara akıyor? Bunu hiç sordu mu Kayserili? Hiç sormadı. Niye? Şimdi sen kalktın her şeyi özelleştirdin. Bunu buradan yetkililere de soruyorum. Hangi özelleştirmeden bu devlet kâr etti? Hep zarar etti. Oğlum niye özelleştirdin? Yani birini yaptın. Baktın zarar ediyorsun. Diğerini yaptın. Baktın bir daha zarar ediyorsun. Ya üçüncüyü yapma. Ya bütün devlet özelleştirdi.